Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün özellikle kasa toplayanların çok hoşuna gidecek bir ürünün incelemesiyle karşınızdayız. MSI'ın Core Liquid K360 sıvı soğutma sistemini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bu kutuyu böyle açtık ki hani kutunun içerisinden neler çıkıyor neler çıkmıyor bunları görün istedik. Gördüğünüz gibi şurada 3 adet fanımız bulunuyor. Şöyle bir adet bayağı büyük bir radyatörümüz mevcut ve burada da tabii ki sıvı soğutma pompamız bulunuyor. Fakat bu pompa tasarımı alışık olduğumuz sıvı soğutmalardan biraz daha farklı. Bundan zaten size bahsedeceğim. Onun haricinde şöyle bir kablomuz çıkıyor içerisinden arkadaşlar. Bu kablonun görevi şu. Normalde bu 3 fanı tek tek ne yapabiliyorsunuz? Bağlayabiliyorsunuz. Bunun temel nedeni ise 3 fanın ayrı ayrı ayarlanabiliyor, özelleştirilebiliyor olması. Fakat şöyle bir tek kabloda koymuşlar. Bunu taktığınızda tabii 3 fanı ayrı ayrı ayarlayamayacaksınız. Ama ben çok fazla böyle kablolarla vesaire uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu üçlü kabloyu kullanabilirsiniz. Onun haricinde ihtiyacınız olan tüm bağlantı soketleri, bağlantı vidaları vesaire kutu içerisinden geliyor. Yani bu benim anakartımla uyumlu olur mu olmaz mı gibi bir endişeye kapılmanıza gerek yok. MSI tüm vidaları vesaire kutu içeriğine yerleştirmiş. Şimdi ilk olarak arkadaşlar dilerseniz şu pompayla başlayalım. Daha sonra radyatör ve son olarak da fanlara geçelim. Şimdi bu fan arkadaşlar Asetek tarafından üretiliyor ki biliyorsunuz Asetek zaten pompa üretiminde dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Zaten kutu üzerinde de şurada Asetek logosunu görebiliyoruz. Bu 7. nesil bir pompa. Dolayısıyla Asetek'in en güncel pompası diyebiliriz. Zaten piyasadaki pek çok markada işbirliğini burada Asetek ile yapıyor. Bunu da size dipnot olarak belirtmiş olalım. Şöyle pompamızı elimize aldığımız zaman sizin de gördüğünüz üzere kalınlık bir tık fazla. Yani alıştığımız soğutma sistemlerinden bir tık daha kalın olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli sebebi arkadaşlar şu arada bir fana yer verilmiş olması. Yani şuradaki pompayla yukarıda bulunan LCD ekran arasında bir adet daha fan bulunuyor. Bu fanın temel görevi aslında işlemcinin çevresindeki bileşenleri soğutmak diyebiliriz. Bu önemli bir özellik. Pek çok sıvı soğutma sisteminde bulamayacağınız bir özellik. Biraz kalınlaştırıyor ama bu kalınlık hani bu fanın işlevinin yanında çok da böyle göze batmıyor. Bunu size söyleyebilirim. Şöyle alt tarafı çevirdiğimiz zaman arkadaşlar buranın tamamen bakır bir yüzeyden olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla işlemcinizi rahat bir şekilde kaplıyor ve en iyi şekilde soğutmayı sağlıyor. Yani bu bakır yüzeyin işlemcinin üzerini tamamen kaplayacak şekilde dizayn edildiğini de sizlere söylememiz lazım. Ön tarafa geldiğimizde ise burada bir adet LCD ekran bulunuyor. Sıvı soğutma sisteminde LCD ekranın ne alakası var diyebilirsiniz. Şöyle bir şey arkadaşlar, bu LCD ekrana çeşitli logolar vesaire yansıtabiliyorsunuz. Ayrıca işlemci sıcaklığını vesaire bu LCD ekran üzerinden takip edebiliyorsunuz. Bu LCD ekranında özelleştirilebilir olduğunu söyleyelim sizlere. Yani MSI Center arayüzünden ne yapabiliyorsunuz? Bu LCD ekranın üzerinde çıkan şeyleri özelleştirebiliyorsunuz. LCD ekran için bir koruyucu kapak, ayrıca hani tasarım böyle çok hoş durmayacağı için MSI böyle bir koruyucu kapak tasarlamak istemiş. Bu koruyucu kapağın tek bir dezavantajı var. O da şu alttaki sıvı soğutma borularının hareketini biraz kısıtlıyor olması. Örneğin şöyle durduğu zaman bunu takamıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla boruların şöyle yukarıda durması gerek ki biz bu sıvı soğutma kapağını şöyle yerine oturtabilelim. Şöyle biraz hareket kısıtlanmış oluyor şu kanatlardan ötürü. Ama dediğimiz gibi şöyle baktığımız zaman tasarım anlamında çok daha şık göründüğünü söyleyebiliriz. Pompamız arkadaşlar yaptığımız fanlarda bize böyle 2900 RPM falan sonuç verdi. Dolayısıyla hani rakipleriyle kıyasladığımızda burada MSI Core Liquid K360'ın böyle bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca dediğimiz gibi bu pompa içerisinde bulunan fanda ne yapıyor? İşlemcinin etrafındaki bağlantı noktalarının ve MOSFET'lerin daha az ısınmasını sağlıyor ki bu zaten her sıvı soğutmada olmayan bir özellik. Tekrardan bunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Evet, pompamızdan sonra sıra geldi tabii ki radyatörümüze. Radyatörümüz aslında arkadaşlar bizim için sıvı soğutma tarafında en önemli bileşenlerden bir tanesi. Genel olarak piyasadaki sıvı soğutma sistemlerine baktığımızda alüminyum malzemelerin tercih edildiğini görüyoruz ki burada da yine MSI ne yapmış?
alüminyum bir malzeme tercih etmiş. Bu panelin arkadaşlar boyu yaklaşık olarak 39 santim falan ve kalınlığı ise 27 milimetre. Tabii şu fanları üzerine koyduğunuzda kalınlık biraz daha artıyor ve 52 milimetreye kadar çıkıyor. Bu radyatörün içerisinde 12 adet sıvı kanalı bulunuyor ve bu sıvı kanalların arasında da gördüğünüz gibi hayli sık olarak dokunmuş çentikleri görebiliyoruz. Dolayısıyla radyatörün tasarımsal açıdan başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Soğutma tarafında bize hayli avantaj sunuyor. Radyatörden çıkan borular diğer sıvı soğutma sistemlerinde olduğu gibi EPDM malzemeden üretilmiş, güzel gözüksün diye MSI ne yapmış? Bu sıvı soğutma borularının üzerine böyle gördüğünüz gibi örgülü kabloyla kaplamış. Şunu size dipnot olarak belirtmek istiyorum. Buradaki sıvı soğutma borularının giriş kısmı çok fazla oynamıyor. Dolayısıyla ayarları pompa tarafındaki kısımdan yapmanız lazım. O yüzden kasaya oturturken buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi gelelim arkadaşlar fanlarımıza. Bu sıvı soğutma sisteminde fanlar da gayet güzel tasarlanmış durumda. Şöyle alayım bir tanesini ben elime. Gördüğünüz gibi zaten fanın üzerinde TOX 4.0 fanlar olduğu yazıyor. Bu fanların şöyle bir özelliği var. Statik basınca karşı özel olarak tasarlanmış bunlar arkadaşlar. Statik basınç ne demek? Genel olarak ne oluyor? Havalı soğutma ve sıvı soğutma radyatörlerinin üzerine konuluyor bu fanlar. Tabii burada statik basınca özel olarak tasarlanmış olması bir dezavantajı da beraberinde getiriyor. Nedir bu? Gürültü. Bu fanları tam güçte çalıştırırsanız 40 desibele yakın bir gürültü ortaya çıkıyor. Fakat tam güç altında çalışmaya ihtiyacı oluyor mu diye soracak olursanız, dürüst olmak gerekirse biz tam yük altına sadece testlerde soktuk. Onun haricinde oyun vesaire oynadığımızda ya da render falan aldığımızda tam yüke hiç gerek duymadık. Bunu sizlerle paylaşabilirim. Bu fanlarda arkadaşlar 8 tane yaprak var. Şu kenarlar kauçuk şeklinde dizayn edilmiş. Bunun temel sebebi belki hani tam yüke ulaştığında ses yapmasın diye, sesi biraz daha emsin diye olabilir. En azından ben öyle yorumladım. Tasarım olarak güzel. RGB zaten. Fakat burada şu önemli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adreslenebilir bir RGB'den bahsediyoruz. Adreslenebilir RGB ne demek? Bunun üzerindeki ledleri dilediğiniz renklerde yakabiliyorsunuz. Dediğim gibi MSI Center arayüzüne giriyorsunuz ve bu fan üzerindeki renkleri dilediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Eğer 3 fanı ayrı ayrı bağlarsanız, yani ayrı ayrı kablo çekerseniz 3 fan için, 3 fanı da farklı renklerde yakabilirsiniz. Ama ben bununla uğraşmak istemiyorum, hepsi tek bir renkte yansın derseniz, dediğimiz gibi kutudan şöyle bir kablo çıkıyor. Bu kabloyla ne yapabilirsiniz arkadaşlar? 3 fanı bu kabloya sokup sonra tek bir çıkış alabilirsiniz. Şimdi gelelim fanlarımızın dönüş hızına. Bu fanlar arkadaşlar 2500 RPM'e kadar çıkıyor ama bu dediğimiz gibi tam yük altında. Bu fanları, bu sıvı soğutma sistemini tam yük altına sokabilmek de işlemcinin sınırlarını zorlamak anlamına geliyor. Eğer böyle oyun vesaire oynayacaksanız açıkçası işlemci üzerine binen yük çok fazla değil. En azından biz testlerimizi Intel'in 11. nesil 11900K işlemcisi üzerinde gerçekleştirdik. Dolayısıyla test haricinde hani oyun, render vesaire alırken tam yükte kullanmadık arkadaşlar. Deneme için kullandık ama ne yaptık? Çeşitli modlar var MSI Center'da. Oradan kendinizin özelleştirebildiği yerler var. Oradan özelleştirdik hani full çalışsın dedik soğutma sistemi vesaire. O noktada evet ses yapıyor. Ama dediğimiz gibi sessiz moda aldığınız zaman da işlemciyi rahat bir şekilde soğutabiliyor. Ve sessiz modda asla sizi rahatsız edecek bir gürültü ortaya çıkarmıyor. Lafı geçmişken MSI Center'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi bu RGB ledleri olsun, pompanın çalışma performansı olsun MSI Center arayüzünden özelleştirebiliyorsunuz. Buraya girdiğinizde arkadaşlar 5 adet seçenek çıkıyor karşınıza. Dengeli, sessiz, oyun modu, özel mod ve akıllı oyun modu şeklinde. Burada dediğim gibi biz genel itibariyle sessiz modu kullandık. Ama oyun modu ya da ne bileyim özel mod deyip kendiniz farklı ayarlar yaparsanız yaptığınız ayarlar üzerinde fanların biraz sesli çalışacağını söyleyebiliriz sizlere. Özellikle oyun modunda işlemciye çok fazla güç binmese bile soğutma sistemi biraz daha seri çalışıyor. Ne oluyor? İşlemcinin sıcaklıkları kabul edilebilir düzeylerin çok daha altına iniyor. Buna gerek var mı? Bence yok. Sessiz aldığınızda da ne oluyor? Biz zaten yaptığımız testlerde de bunu gördük. İşlemci sıcaklıkları kabul edilebilir seviyelerde kalıyor. Dolayısıyla sessiz modda işinizi fazlasıyla gördüğünü söyleyebilirim. Biz bu sıvı soğutma sistemini Cinebench ile test ettik arkadaşlar. Cinebench ile
sessiz modda yaptığımız testte güç kilidi kapalıyken, yani işlemcinin güç kilidi kapalıyken 67 dereceyi gördük. Oyun moduna aldığımızda ise 62 dereceye kadar düştü sıcaklık. Yani kaba taslak baktığımızda arada 5 derecelik bir fark olduğunu gördük. Yani 5 derecelik fark için sıvı soğutma sistemini biraz daha gürültülü çalıştırmaya vesaire gerek var mıdır? Bence açıkçası çok fazla yok. Çünkü bu dereceler 67 derece vesaire işlemciler için çok kabul edilebilir seviyelerde diyebiliriz. Güç kilidini açtığımızda ise sessiz modda sıcaklık 77 dereceye kadar çıktı. Yani işlemci daha çok zorlandığı zaman sessiz modda sıvı soğutma sistemimiz işlemcimizi 77 derecelerde tutmayı başardı. Yani 80 derecenin altındaki bu önemli bir nüans. Oyun modunda ise sıcaklık 73 dereceye kadar düşüyor arkadaşlar. Burada yine 4 derecelik bir fark olduğunu gördük. Dediğim gibi burada tamamen sizin beklentinize bağlı. Çok sıcak bir alandaysanız tabii ki burada sıvı soğutma sisteminin kriterleri, çalışması vesaire değişecektir. Aynı şekilde soğuk bir ortamda da daha düşük dereceler almanız mümkün olacaktır. Biliyorsunuz işin içerisine soğutma girdiği zaman pek çok farklı kriter oluyor. Yazın aynı işlemlerce X dereceyi alıyorsanız kışın bu X-5'e falan geriliyor. Dediğim gibi soğutma tarafında dış ortamında, yani bilgisayarınızın bulunduğu ortamında hayli önemli olduğunu unutmayın. Şimdi biz burada yaptığımız testleri size söyledik. Atıyorum bu testi Türkiye'nin sıcaklık rekoru kuran Cizre ilçesinde yaparsınız. O zaman ne olacaktır? Tabii ki değerler birkaç derece farklı çıkacaktır. Bunu dipnot olarak hatırlamanızı istiyoruz sizden. Sonuç olarak baktığımızda MSI'ın bu modeli fiyat performans bazında beklentileri karşılayan bir cihaz. Özellikle bu donanıma sahip diğer sıvı soğutmaları göz önüne aldığımızda MSI CoreLocate K360'ın bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde farklı donanım incelemeleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın diyoruz sizlere.